Evet arkadaşlar merhaba. Kondansatörlerin e, şarj ve deşarjı ile ilgili ek örnek isteyen arkadaşlarımız vardı. Onların isteği üzerine bu soruyu da çözelim. Bakın diyor ki T eşittir sıfır anında anahtar A konumundan B konumuna getirilmiş. Yani anahtar uzun süre A konumunda bekletilmiş. Daha sonra T eşittir sıfır anında anahtar A konumundan B konumuna getirilmişleri diyor. Ee, soruda T eşittir 1 ve T eşittir 4. saniyelerde kondansatörün gerilimini bulun diyor. Şimdi bu soruya baktığımızda öncelikle anahtar A konumundaysa kondansatörümüz bu kaynak tarafından şarj edilmiştir. Bunu biliyoruz. Peki kondansatörümüz ne kadar gerilimle şarj olmuştur? Bunu anlayabilmemiz için arkadaşlar şunu çok iyi anlamamız gerekiyor. Kondansatörün hangi uçlara bağlı olduğunu dikkate alacağız. Bakın kondansatörümüz doğrudan şu uçlara bağlı. Yani kondansatörümüzün uçlarındaki gerilim 5k'lık direncin uçlarındaki gerilime eşit olacak. Yani kondansatörümüz 24 volta değil, 5k'nın uçlarındaki gerilime şarj olacak. Neden? Çünkü doğrudan 5k'nın uçlarına bağlı. Burada ne kadar gerilim varsa burada da o kadar gerilim olmak zorunda. Peki ben bu 5k'lık direncin uçlarındaki gerilimi nasıl bulurum? Zaten şurada bir basit iki dirençli devre devrem var. Yani kafadan şöyle söyleyebilirim. Bakın 8k bu 24 volt 8'e bölünür. Kiloğun başına 3 volt düşer. Öyleyse burada 9 volt, burada 15 volt olur. Bu hızlı çözüm. Bunu anlayamayan arkadaşlarım için de yine gerilim bölme kuralını tavsiye ediyorum. Burası 5K, burası 3K, burası da 24 volt. Gerilim bölme kuralı bana der ki buranın direnci 5 bölü 8 çarpı 24'tür. Evet, kondansatörümün 15 volta şarj olacağını buldum zaman geçti 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 kondansatörüm şarj oldu T eşittir 0 anında anahtarı A konumundan B konumuna aldıktan sonra ne olacak buna şimdi bakacağız ben burayı bir temizleyeyim kondansatörün 15 volta şarj olduğunu umarım anladık evet 15 voltu bulmuştuk bu 15 voltu niye bulduk anahtar B'ye alındığı anda kondansatörümüzün yani başlangıçta ne kadar şarjı vardı bunu bulmak için bunu hesaplamak için 15 voltu bulduk Anahtarı B'ye aldığımızda demek ki kondansatörümüzün uçlarında 15 volt varmış. B'ye aldık bu sefer 30 voltluk bir kaynağı bağlamış olduk. Kondansatörümüz bu sefer 30 volta şarj olacak. Çünkü 30 volt uçlarına kondansatörümüz doğrudan bağlı. Evet arkadaşlar şimdi burada benim sizlere daha önce anlatmaya çalıştığım aslında çok da anlaşıldığını düşünmediğim birkaç video önce çizimle çözümü önermiştim. Yani grafikten denkleme ulaşırsanız daha kolay ulaşırsınız şeklinde bir çözüm önermiştim. Onu burada uygulayacağım. Şimdi kondansatörümün şuraya şöyle çiziyorum. Kondansatörümün şarj grafiği nasıl bir eğriydi? Böyle üstsel artan bir eğri. Sıfırdan başlıyorsa böyleydi. Peki bu durumda kondansatörümüz nereden başlayacak? 15 volttan başlayacak. Kaça şarj olacak? 30'a şarj olacak. Yani 15'ten başlayacak. Sıfır anından önce 15 voltta anahtar teşhisli sıfır anında kapatılıyor. 15 voltta şarjı var. Anahtarı B'ye aldığım anda bu şarj kaça çıkacak? 30'a çıkacak arkadaşlar. Böyle bir değişim olacak. Bu VC değişimi. Eğer ben bu VC değişimini matematiksel ifadesini yazabilirsem benden T eşittir 1 anında T eşittir 4 anında gerilim değerlerini istiyor. Bunu kolaylıkla hesaplayabilirim. Tabi Tau'yu hesaplamam lazım. RC. Çünkü Tau da bana bu değişimin ne kadar sürede meydana geldiğini anlatıyordu. 5 daha süresince bu eğri kararlı duruma geçecek. R değerim 4 kilo 10. 4 çarpı 10 üzeri 3. C değerim de 0.5 mikro, 10 üzeri eksi 3. Bunlar gitti. Ta değerim 2 saniye. Şimdi o videoda şundan bahsetmiştim. Bu eğrinin denkleminin yapısı nasıldır? Bu eğrinin denkleminin yapısı şöyle arkadaşlar. Şimdi şu eğrinin denkleminin yapısını mesela bu sıfırdan başlıyor. Sıfırdan diyelim ki bir V değerine ulaşıyor. Bu VC olsun T'ye bağlı. Son ulaştığı değer V. Eksi artış ne kadar? Sıfırdan V'ye kadar olduğuna göre artış V kadar. V E üzeri eksi T bölü toydu. Bunu biz böyle yazıyoruz. 1 eksi e üzeri eksi t bölü to diye. Aynı mantık burada da geçerli. Bakın vc'nin t'ye göre denklemini yazıyorum. Son ulaşacağı değer kaç? 30 eksi. Ne kadar bir artış olacak? 30 eksi 15 15 volt bir üstsel artış olacak. E üzeri eksi t bölü to değerini bulmuştum. 2. Gördünüz mü? Hiç buraya bakmıyorum. Burayı sadece RC değerini yani tau değerini hesaplamak için kullandım. Sonra denklemi yazarken grafiği kullanıyorum. Şimdi mantığım bana diyor ki bunun uçlarında 15 volt gerilim var. Bu 30'a çıkacak. Ve bu çıkış, bu artış üstsel olacak. Bunun denklemini yazdım. Şimdi VC 1 için yani T eşittir 1 için 30 eksi 15 eksi üzeri eksi 5 olacak t yerine 1 yazarsam bu da 20,9 volt yapacak. Peki Vc4 30 eksi 15 e üzeri eksi t bölü to idi o da t yerine 2 yazarsam to'um da 2 idi 2 yapacak 27,97 volt. Yine ben bunun ee, denklem ezberlemekten, yapı ezberlemekten çok daha kolay olduğunu düşünüyorum. Tercih sizin ister klasik yöntemle çözersiniz. Yani önce denklemi yazıp sonra grafiğini çizersiniz. İster önce grafiğini çizer daha sonra denklemi yazarsınız. Umarım anlaşılmıştır.